Hadi gelin, Kaliforniya Monterey yakınlarındaki bir sualtı ormanını keşfe çıkalım. Buradaki esmer su yosunlarının boyları yukarıdaki güneş ışığına uzanabilmek için 30 metreye kadar ulaşabiliyor. Yosunların deniz tabanına düşmüş yaprakları, bu dikenli mor deniz kestaneleri de dahil birçok canlıya besin sağlıyor. Mor deniz kestaneleri yavaşça hareket ederek yiyecek arıyor. Deniz kestaneleri ise bu deniz memelisi için lezzetli bir öğün. Su samurları deniz kestanesi nüfusunu kontrol altında tutuyor. Çok fazla deniz kestanesi canlı yosunların yenmesi demek. Bu da ormanı yok eder. Su samurlarını temel bir tür olarak kabul ediyoruz. Çünkü onlar aktif avcılar olarak yosunları deniz kestanesi gibi karnı aç otçullardan koruyorlar. Aynı zamanda bu ekosistemin çeşitliliğini ve dengesini sağlıyorlar. Fakat burada çok ince işlenmiş bir ağın yalnızca ufak bir parçasını görüyoruz. Ayçiçeği deniz yıldızları da deniz kestanesi avlarlar ve aç bir su samurunun akşam yemeği olabilirler. Fakat su samurları abalon ve yengeçleri tercih ederler. En küçük mikroplardan en büyük hayvanlara kadar bu türler binlerce türü birbirine bağlayan geniş bir besin ağının birer parçasıdır. Ağdaki bağlantılar her öğündeki enerji aktarımını temsil eder. Kaliforniya Bilim Akademisi'nde çalışan paleontolog Peter Rubinrein hem bunun gibi günümüzdeki besin ağlarını hem de geçmişe ait olanlarını inceliyor. Besin ağı bir ekosistemde veya topluluktaki trofik etkileşim dediğimiz etkileşimlerin haritasıdır. Bunlar av avcı etkileşimleridir. Yani kimin kimi yediği, sizi neyin yediği ve sizin neyi yediğinizle ilgilidir. Besin ağı, bir ekosistemdeki etkileşimlerin en önemli unsurlarından biridir. Çünkü enerjinin temel geçiş yoludur. Üretilen enerji tüketilir ve diğer her şey buna bağlı olarak devam eder. Hadi şimdi Kaliforniya açıklarındaki deniz ekosistemine biraz daha yakından bakalım. Bu besin ağında ne tür bağlantılar görüyorsunuz? Su samurları, deniz kestanesi ve yosunlar arasındaki enerji akışını tahmin edebilir misiniz? Birincil üreticilerden en üstteki avcılara kadar bu ekosistem çeşitli türleri barındırıyor. Fakat küçük değişikliklerin tüm topluluğa büyük etkileri olabilir. Kaliforniya sahilindeki deniz ekosistemlerinin incelendiği bilimsel bir çalışmada yer aldığınızı düşünün. Her yıl aynı yosun ormanına gidiyorsunuz ve su samuru, deniz kestanesi ve yosun nüfuslarını gözlemliyorsunuz. Şimdi, saha notlarına bakacak olursanız ne tür eğilimler görüyorsunuz? Su samuru, deniz kestanesi ve yosunlar arasında nasıl bir bağ var? Videoyu durdurun ve grafiği inceleyin. Burada su samurlarının temel bir tür olarak etkilerini görüyoruz. Su samurları varken deniz kestanesi ve yosun nüfusları sabit. Fakat su samurları yokken deniz kestanelerinin nüfusu birden artıyor, yosun yatakları ise azalıyor. Kıyıdaki besin ağımıza tekrar bakalım. Su samurlarının bu ağdan çıkarılmasının sistemdeki enerji akışına nasıl bir etki edeceğini tahmin edebiliyor musunuz? Hangi türler bundan olumsuz etkilenir? Olumlu etkilenen bir tür olur mu? Videoyu durdurun ve biraz daha düşünün. Su samuru gibi temel bir türün yok olmasının peş peşe gelen etkileri vardır. Bunun trofik düzeydeki birçok nüfus üzerinde etkisi olur ve tüm sistemin enerji akışı aksar. Ekosistemleri ve besin ağlarındaki farklı türleri bağlayan bağlantıları daha iyi anlamak, sistemleri korumak adına yaptığımız çalışmalara daha fazla kaynak aktarabilmemizi sağlar. En önemlisi de hayatın çeşitlilik açısından çok zengin olan bu ağlarını sürdürmemize yardımcı olur.